Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şişe maden suyu ile bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Sahur için hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak yarım paket yaş mayayı, bir yemek kaşığı şekeri, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Maya ve şeker eriyinceye kadar spatulamla karıştırdıktan sonra üzerine 200 mililitrelik maden suyu ekliyorum. Bu arada ben evde elmalı maden suyu olduğu için onu kullandım. Zaten poğaçanın lezzetinde kesinlikle belli olmayacaktır ama sizler dilerseniz sade maden suyu da kullanabilirsiniz. Maden suyunu ekledikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ bir tane yumurtanın akını ekledim. Yumurtanın sarısını poğaçanın üzeri için kenara ayırdım. Daha sonra unu azar azar ilave ettim. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra hamur yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her zaman olduğu gibi kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru spatula ile kabaca toparladıktan sonra üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını ekledim. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Maden suyu sayesinde poğaçalar o kadar güzel kabarıyor ve o kadar yumuşacık oluyor ki şimdiye kadar çok fazla poğaça hazırladım. İnanın aralarında en yumuşak olan poğaça oldu diyebilirim. Tarifimi hiç tereddüt etmeden mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bu poğaçaları sahur için hazırlamayı düşünüyorsanız akşam yatmadan önce poğaçalarınızı pişirmenizi tavsiye ederim. Sahurda hazır bir şekilde tüketebilirsiniz. Yumuşaklığından ve lezzetinden kesinlikle hiçbir şey kaybetmeyecektir. Zaten uzun süre bayatlamayan bir poğaça. Ben hamuru yoğurduktan sonra üzerine hava almayacak şekilde örterek oda sıcaklığında 1 saat mayalandırdım. Şimdi mayalanan hamuru bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahımın üzerine alıyorum. Bu aşamada hamurun o kadar yumuşacık bir dokusu var ki yumuşacık olduğu halde elime de kesinlikle yapışmıyor. Poğaça yapımının en önemli püf noktası hamurunun yumuşacık hazırlanmasıdır. Çünkü hamuru ne kadar yumuşacık olursa poğaçada o kadar yumuşacık olacaktır. Hamuru tezgahımın üzerine aldıktan sonra rulo şeklinde uzattım ve 15 eşit parça olacak şekilde kestim. Daha sonra da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra da poğaçanın şeklini vermeye başlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alarak ters çevirdim. Daha sonra parmak uçlarımla çay tabağı büyüklüğünde açtım. İçerisine peynir ve maydanoz karışımını ekledikten sonra hamuru iki uç kısmından elimle kapattım ve kenara aldım. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bu poğaçanın hazırlanması o kadar kolay ki, inanın hamur mayalandıktan sonra poğaçaya şekil verip tepsiye almam sadece dakikalarımı aldı. Bu arada ben tarifimde poğaçayı bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı şekiller vererek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Poğaçaların hepsini hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Daha sonra üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında yarım saat beklettim. Yarım saatin ardından görmüş olduğunuz gibi poğaçalar puf puf kabardı. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ekledim. Ve poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Poğaçaları önceden ısıtmış oldum. Alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Poğaçaları pişirmeye götürmeden önce üzerine biraz da mavi haşat serpiştiriyorum. Daha sonra da pişirmek için fırınıma götürüyorum. Daha şimdiden poğaçaların ne kadar muhteşem göründüğüne bakar mısınız? Kısa süre içerisinde poğaçaların altı da üstü de güzelce kızardı. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağa çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum poğaçaların ne kadar yumuşacık olduğuna bakar mısınız? İnanın şimdiye kadar yaptığım en yumuşacık en lezzetli poğaçalar arasında olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Hemen bölerek iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi de sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.